Aa, bir dur bakayım hangi diyafram, dur hangi enstantaneden ayarlayacağız? Acaba beyaz dengesi ne olacak? Ay ISO'yu kaça getir? Bana ne ya, bıktım abi ben bu ayarlardan. Ben no, fotoğraf çekmek istiyorum ya. Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Ya tatile çıkacaksınız. O ayarla uğraş, bu ayarla uğraş derken bazen sahneyi kaçırırsınız. Bir süratli davranmanız gereken pozisyonlar vardır. Onun için ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Öyle çok sanatsal fotoğraflar çekmeyeceğiniz için, eğer ki gündüz de çekiyorsanız bu fotoğrafları, benim size vereceğim ayarlar sizin fotoğraflarınızın %95'ine düzgün çekmeye ve çok güzel çıkartmaya yetecektir. İlk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi tabii ki buradaki çarkınızı P'ye getirmek olacaktır. Ondan sonra da diyaframınızı A'ya getirip kilitlemektir. Onu yaptınız mı? Onu yaptıktan sonra ISO'nuzu Oto 1'e getirip ayarınızı 125 ile 6400 arasında bırakın. 6400'e kadar ben hep söylüyorum. Çok güzel kareler yakalıyorsunuz. Pek şey sorunu olmuyor yani. Beyaz denginizi de en rahat edeceğiniz, renklerin en doğru çıkacağı noktaya getireceksiniz. O da ambiyans öncelikli değil, beyaz öncelikli, yani en üst noktayı seçeceksiniz. Ondan sonra menüye gireceksiniz. Menüden AF-MF modunuza geleceksiniz. Odak kipinizi tek, yani single shot'a, onun hemen altındakini de bölgeye getirin. Bölgeye getirin ki yani acaba ıskaladım mı ıskalamadım mı olmasın. Daha sonra da film benzetiminizi ben size standardı tavsiye ediyorum. Yani Provia'yı tavsiye ediyorum. Çünkü Provia hakikaten olabilecek en güzel, en doğal renkleri veriyor. Sakın ton eğrisini bilmem neyini falan da artırmamış olmanıza dikkat edin. Şeye gelince, videoya gelince, video ayarlarınıza gelin çarkınızdan. Sonra açalım önce tabii bunu. Sonra menüye girip video ayar listesinden şu seçeneği tercih edin. Move, şöyle Movie H264 All Intra 420 360 megabit per second. Şimdi burada size kolay editleyebileceğiniz bir formatı tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü H265 sıkıştırır. Ha yok, sizde ProRes varsa ve CF Express kartınız varsa bunu ProRes LT MOV olarak da değiştirmenizi, buradaki ayarı da 360 megabit'e getirmenizi tavsiye edebilirim size sevgili dostlar. Onun haricinde de buradan çıktıktan sonra unutmayacağınız bir şey var. Çekim modunuzu mutlaka programlamaya getirin. Pozlama. Yani otomatiğe getirin. Full otomatik. Buradan da çıkalım sevgili dostlar. 4.24'ü okeylemiştik. Şimdi yavaş yavaş bir şey... F-Log kaydınızı kapalı tutmayı, yani birinci seçenekte tutmaya mutlaka özen gösterin. IBIS OIS modunuz açık kalsın. Ondan sonra ISO modunuzu da aynı şekilde otomatiğe getirin, bırakın. Zebra ayarlarınızla falan uğraşmayın. Hiç gerek yok onlara. Buradan IQ'ya gelelim. IQ'dan Eterna film benzetimine. Ama bu sefer Eterna film benzetiminde ben bu dinamik aralığı 200'de bırakmanızı tavsiye ederim. Ortalama birçok şey yetecektir. Burada ton eğrisini artı 1,5 artı 1,5 olarak ayarlayın. Ve rengi de artı 1 olarak ayarlayın. Çünkü Eterna daha soluk bir renk profiline sahip. Bunları da yaptınız mı? Bitti. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Tabii ki AF-MF'nizi zaten AF-C'de bulundurup AF tipinizi de ortada bırakacaksınız. Yani değişken AF olarak bırakacaksınız. Bunlar da bitti mi? Kapatın. Fotoğraf mı çekeceksiniz? P'de tutun. Kilitleyin P'ye hatta. Şurada bir tane kayıt düğmesi var ya. Video için sadece o kayıt düğmesini kullanacaksınız. Hoş ben değiştirdim ama siz değiştirmediyseniz video için bunu kullanın. Sonra çıkın fotoğraf çekin, video çekin. Yani ne uğraşıyorsunuz be birader? Bir düğmeye basmak yeterli olsun. Hatta ben sizin için bir deneme yaptım. Böyle çok yağmurlu ve kapalı bir günde çok güzel bir mekana gittik. Hem biraz dışarıda hem de biraz iç mekan fotoğrafları çektim. Yani hem karanlık ortamdaki başarısını, düşük enstantanedeki başarısını yakalayabilmek için yaptım ben bunu. Ondan sonra size hem RAW'dan düzeltilmiş hallerini hem de hiç dokunmamış JPEG'lerini de arka arkaya göstereceğim sevgili dostlar.
Video için de aynı şey geçerli. Videoda zerre kadar editim olmadı. Sadece onları arka arkaya koyup sizlere sunacağım. Hadi gelin şimdi yaptıklarımızı bir göz atalım.
Evet sevgili dostlar, fotoğraflardan anladığınız gibi fotoğrafların %95'ini demiştim. Niye %5'ini dışarıda bıraktım? Çünkü ortam karardıkça ve enstantaneyi daha aşağılara vurdukça hareketli nesnelerde hareket bulanıklığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir onu göz önünde bulundurun. Olur da hani siz gece çekimi yapacaksanız o zaman da yapacağınız çok basit bir şey var. Diyafram değil de pozlama önceliği, yani enstantane öncelikliğe getirin. Ve enstantane ayarınızı da yani akşam çekimleri için 100'e getirmeniz yeterli olacaktır. Gerisini bırakın makine yapsın. Videolar için de söylediğim gibi videoda zaten hiçbir sıkıntı yaşatmıyor size. Dediğim gibi sinematik bir film çekmeyeceksiniz. Tatil filmi çekeceğiniz için bu görüntüler de yeter, artar, fazla bile gelir. Müthiş de görüntüler oldu bence. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Onun haricinde sevgiyle kalın, huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.